Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya ateşkesine imza atmadan kaçan Hafter'e grup kürsüsünden tepki gösterdi. Hak ettiği dersi vermekten geri durmayacağız diyerek gözdağı verdi. İdlib üzerinden Esad'a da sert çıkan Erdoğan askeri önlem sinyali geldi. Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. Ateşkese imza atmadan kaçan darbeci generale böyle res çekti. Libya üzerinden kendisine hedef alan muhalefete de tepkiliydi. Libya'da ne işimiz var diyenler unutmayın, bunlar siyasetin cahilidir. Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Libya nerededir diye sorun, onu da bilmezler. Belki Emir Gölü'nü gösterirler. Grup toplantısındaki önceliği Suriye ve Libya'da yaşanan gelişmelerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz Suriye'de, Libya'da macera peşinde değiliz. Sayın Deniz Baykal'a da Libya konusunda gösterdiği devlet adamı tavrı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ateşkes ilanına rağmen saldırıların devam ettiği İdlib'e de ayrı bir parantez açtı. Hem Batı'ya hem de Esad'a sert çıktı. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Artık herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin yaparım dediği bir şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmeli. Sözü iç siyasete getirdi. Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyenlere de diyecekleri vardı. Hani diyordu ya tiyatro diye. Ya sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak. Erdoğan partisine katılan 5 ilçe belediye başkanına rozet taktı. Mardin'deki terör saldırısında şehit olan Mehmet Demir'in kızı da grup salonundaydı. Zalimler için yaşasın cehennem. Onun yarasına yarenlik eden yüzlerce kardeşi de var.